buraya karşıma yine. Tam penceremin karşısına piçlik bırakılmış, piçlik. İşbirlikçilerle aynı iş peşinden. Sabahçı köpek orada oturup hava atıyor, gelen geçene kaşınarak. Birisi de videoya çekecek. Kaşın tekrar, niye kaşınmıyorum? Minibüsten geçerken kaşınıyorum. Ya o pislikten müthiş bir gaz vardı. Hala boğazım yanıyor. Ve sonucunu izleyin şimdi. Karıcım, bak görüyor musun bunu? Görüyorum, bana da var. Bana da sivilce çıktı ha. Ya benimki kocamandı. Çıban gibi. Bir gecede çıktı be. Kocaman sivilce. Size söylüyorum, bu şeye bakın yani, ciğerlerim hala sızlıyor, boğazım. Ve bu sivilce de öyle. Keskin nişancı gibi bu kanser gönderildi ve her gece yapıyor bunu, çekiyorum. Bu insan neden ceza aldı? Polis bey. Şimdi gördüğünüz gibi hayvanat şiddet tasarısını bu yüzden bunlar kurmak istiyor. Çünkü bu şeyleri keşfediyorsun. Bundan sonra buna karşı çıkıyorsun. Belki o hayvanlara bir şey atacaksın. Ve bunlar her zaman etrafta, gözleri hayvanın üstünde. Böyle bir şey yaptığın zaman kesinlikle seni videoya falan çekerler, usulalar bunlar. Rahatça bu bokla cinayet işlerini yapmak için böyle bir kanun çıkarmak istiyor bunlar. Yöneten de belli. Tüm ülke çapında. Bu şekilde böyle cinayetler işleniyor. Kadınlar için aynı koruma çıksın diye. Çünkü bunları güdenlerin çoğu kadınlar. Burada soru kalıyor ve bu akbaba soyadı neden tutuklanıyor? Devlet ajanı şu yakalanan yeni FETÖ'leri ele veremiyor mu? İzmir'deki hücre evlerinden. Uygulamayı görün. Bir lokma şey aldım. Anında boklar. Her şeyi takip edebiliyor. Devletin yararlandığı cin iblis budur. İzmir'deki FETÖ'cüleri yakalatan da budur. Başınıza o belayı açan da budur. Tümünüze mermer mezar taşı satmak için. O iş adamının dediği gibi.